Herkese selam gençler. Bugün gündemimiz dolu dolu. Her konudan haber var diyebiliriz. Hemen gelin başlayalım. İlk olarak Starfield'da sonunda büyük bir güncelleme geliyor. Bu büyük güncellemede ne var derseniz başlıca olanlar işte geliştirilmiş gezegen haritaları. Artık sonunda gezegenlerde, şehirlerde haritamız olacak. Geliştirilmiş gemi dekorasyonları, farklı farklı zorluk özellikleri ve en geliştirilmiş envanter. Bunlar kesinlikle olması gereken şeylerdi. Oyunun başında böyle bunların hazır olması gerekiyordu ama tabii oyunu yetiştirmek için eksik çıktı. Bunu hepimiz biliyoruz ve yeni yeni ekliyorlar. Ekstradan da bir sonraki güncelleme için çok fazla istenilen ve oyuncuların çok şikayetçi olduğu kara araçları da geliyor. Artık gezegenlerde saatler boyunca yürümek yerine kara araçlarıyla ulaşım sağlayabileceğiz. Yakında çıkacak gibi duruyor. Mayıs sonuna doğru falan gibi çıkacak dediler. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Ama daha şahsi fikrim oyunun Skyrim gibi yıllar boyunca oynanıp tekrarlarına tekrarlarına tekrardan bitirecek bir yapım olması için o etmesi gerekiyor. Bakalım neler olacak ileride. Tabii ki tek olan bunlar değil. Xbox Series X için 40 FPS ve 60 FPS modu da geliyor. Bu da bence geç kalınmış bir özellik. Series S'de hani herhangi bir FPS artışı olacağını sanmıyorum. Belki VR desteği olanlar için FPS açık bırakabilirlerdi ama onunla ilgili de bir ibare bulamadım. Zaten bu 40 FPS 60 FPS olayı da oradan geliyor. Series için belki birazcık daha böyle optimizasyon iyileştirme oyunu birazcık daha akıcı yapabilirler ama sanıyorum 30 FPS zahmet çekimi duruyor. İkinci olarak Xbox'ın Showcase'i var. Biliyorsunuz ki artık E3 vesaire olmadığı için daha doğrusu sadece E3 yok. Her oyun şirketi böyle kendi sunumunu yapıyor. Xbox da bunun Game Showcase adı altında bayağıdır yapıyordu ve bu seferki de 9 Haziran'da olacakmış. Bakalım neler göreceğiz. Tabii Xbox'ın yanında her zaman Activision Blizzard olacak artık. Activision Blizzard'ın da kendi yapımı olacak büyük ihtimal. Yani bu Büyük bir oyun şöleni göreceğiz. Benim şahsi fikrim Evolve'da görürüz. Indiana Jones'tan bir şeyler görürüz. Call of Duty'nin varsa yeni bir oyunu onu görürüz. Bu kadar oldu diye tahmin ediyorum. Çok isterim ki artık e, hani dilimle tüy bitti. Outer Worlds 2. Yani şu oyun kaç yıldır yapılıyor bir şey göstersinler ama herhalde hala piyasada bir şey yok. Umuyorum ondan da bir şey görürüz ama ben artık iyice umudumu öldürdüm ya. Bence bu herifler de oyunu unuttu. Bilmiyorum ne olacak. Garen totalde 140 milyon dolar zarar açıkladı. Yani o kadar sevdiğim ki anlatamam. Ben başından beri bu şirketin yaptığı saçma kararlar ve yönetiminden rezilliğinden kaynaklı batması gerektiğini düşünüyordum. Batmadılar. 140 milyon lira zarar çıkardılar. Yani şu şirket artık kendini toplarsa adam akıllı bir yapımlar görürsek tekrardan bu düşüncemi değiştirebilirim. Umuyorum bu yeniden yapılanma... Kendileri için iyi olur ve artık Güzel eski Square Enix günlerini görürüz. Bu arada Square Enix demişken şöyle bir olay da var. Bir iddiaya göre yeni bir Tomb Raider oyunu geliyor ve bu Tomb Raider oyununda açık dünya olacak ve Hindistan'da geçecek. Açık dünyanın şöyle bir artıları olacak. İşte paraşüttür, motosiklet gibi araçlar olacak ki çok büyük bir harit olacak. Eğer ertelenme olmazsa bir yıl içinde çıkacağı söyleniyor. Göreceğiz buna ne kadar ne kadar yanlış. Bana birazcık Just Cause havası verilecekmiş gibi geldi ama ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama oynanır gibi. Tomb Raider'ın yapısı bence buna müsait. Eski yapısı da çok güzeldi. Umuyorum özlediğimiz günlerini tekrardan görürüz. Açık dünya demişken şöyle bir şey var. Resident Evil 9 da geliyormuş diye bir duyum aldık. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Dünya bir yapım olacakmış ve 2018 yılında Resident Evil 8 ile başlanan bu geliştirme süreci 7 yıldır sürüyormuş. Ve eğer bir sıkıntı olmazsa 2025'in Ocak ayında çıkacak gibi duruyor. Şirketlerin bu sıralar bu açık dünya merakı nedir bilmiyorum. Bir açık dünya yöneldiler. Oyuncu yönelerini değiştiği içindir belki bilmiyorum. Ama umarım yani alışa geldiğim Resident deneyimini daha çok açık dünyada nasıl yaşayacağız bilmiyorum yani. Resident asıl yapısının açık dünyayla uzaktan yakınlığına alakası yok. Dinen ilerleyen bir yapısı var. Hani belki yere açık dünyada diyebiliriz ama o da belki yani. Açık dünyaya alışabildiğimiz Resident deneyimi büyük bir şey olmayacak. Farklı bir deneyim göreceğiz gibi duruyor. Umuyorum tekrardan eski Resident Evil zevkini bize verir. Elimizde bir adam akıllı serilerden o kaldı. Umuyorum onu da batırmazlar. Ama sanmıyorum ya hani onlar da farkında. Evet durumlar böyle. Sizler de çoğunuzu yorumlarda belirtebilirsiniz. Artık şahsen bir bana Tom Raider oyunu görmüyoruz yine. Bu yeni bir Tom Raider yapımı özellikle açıktı. beni heyecanlandırmadı değil. Ama en çok sevineceğim herhalde Starfield'in böyle tekrar tekrar bir yapım olma yoluna gitmesine artık başlaması. Umuyorum bunu da güzel bir şekilde değiniriz. Kendinize iyi bakın. Kanalı sağlıcakla abone olmayı unutmayın. Bay bay.